Hadi bakayım siz de kahvaltı sofrasını toplayın. Yavaş yavaş, kırmadan, dökmeden. Yavaş yavaş yavaş. Bana bak. Sen de o çarşafı bir katla bakayım. Heh, güzel. Ne yapıyorsun öyle ya? Toz bezi çırpar gibi. Çarşaf o çarşaf. Güzel katla, düzgün katla. Ha, geldin mi? Ha, sen de buraların tozunu alacaksın. Şunu, büfeyi, orta masayı, bunu. Oradan başla, oradan, oradan, oradan. Bunu da önce oradan başla, önce oradan başla. Çabuk, 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 çabuk. Ay, bunları işi öğretene kadar yüreğim tükenecek ya. Günaydın. Gel Beyza'cığım, gel. Hoş geldin. Hoş buldum. Günaydın Beyza teyze. Merhaba Beyza teyze. Günaydın, merhaba. Sen geç mutfağa geç. Sevda. Allah Allah. Sevda beni duyuyor musun? Sevda. Ay. Ay Beyza ya, ay ne zaman geldin sen? Hiç görmedim geldiğini. Şimdi geldim de niye bağırıyorsun? Aman unuttum ben ya. Aa, beni kahvaltıya çağırdığını unuttun değil mi? Yok kız, çikolatalı pamukları unuttum. Kainat Hanım maşallah öyle bir horluyor ki bunsuz uyuyabilmem mümkün değil. Bence Kainat Hanım horlamıyor, kükrüyor. Aynen öyle. Dur ben sana bir çay koyayım. Ay olur vallahi, içerim Sevda. Günaydın. Günaydın Aysuncuğum. İşe mi gideyim? Pek güzel olmuşsun. Evet anneciğim, sağ ol. Aklım annemde kaldı. Yok evladım, kalmasın anan iyi. Ne bileyim, dün beni beklemeden uyumuş. Baksana uyanmadı da daha. Ya, hasta mı acaba? Yok, dün odayı temizledi ya, yorulmuş. Ondan kalkamadı, birazdan kalkar. Günlerdir mutfakta vegan bir şey de yok. Kesin bir şey var. Yok evladım, bir lokantayla anlaşmış. Ya kadın değil ki, evde vegan yemekleri yapayım, dökeyim, araya gideyim diyor. Onun için oradan yemek geliyor. Ondan görmeyeyim. E pilates de yapmıyor. Pilatesi öğleden sonra aldı. Yoruluyormuş, kalkamayız sabah ya. Saatini değiştirdi öğleden sonra. Anne, yine de senin gözün üstünde olsun, olur mu? Oy kuzum benim. Bana bak, bana bak kuzucuk. Senin aklın hiç kalmasın, tamam mı? Benim gözüm ananın üstünde. Hadi sen işe git. Sağ ol anneciğim, görüşürüz. Sağlıkla git, hadi. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Kız bu ne hal? Kız bu ne hal? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Kız annem ben olmuşsun. Kız olmuş muyum? Kız aynı ben. İyi o zaman. Hazır mısınız? Daha hazır sayılırım. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Cenk beni bırakacak hayat. Cenk beni terk edecek, anladı? Senin yüzden edecek, bilmiyor numara yapma bana. Oh. Allah'ım. Allah'ım yardım et bana. Ne olur ya Rabbim yardım et bana. Hayır ya. Thank you.
arama beni artık ya. Arama ya, ne olur arama. Hayat butik kapalı. Aradım ama açmadın. İyi misin? Of. Değilim Cenk. Hiç iyi değilim. Seni görmek kalbime hançer saplamış gibi acıtıyor canımı. Hepimize zarar veriyor. Bunun artık son bulması gerekiyor. Ama bunu yüzüne bakarak söyleyemem ki. Yapamam. Ay vallahi Beyza, sabahtan beri o kadar koşturuyorum ki ya şu evin içinde. Ama ne yapıyorsun diye sor, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya baksana, sana mesaj atmışım, onu bile hatırlamıyorum. Ya bu kadar çalışmaya kafa mı kalır? Aynı anda her şeye koşmaya çalışıyorsun ablacığım. Normal. Ah canım benim, kıyamam ben sana. Aman sen beni boş ver de, senin kolun nasıl? İşte daha iyi gibi Sevdam. Ay inşallah bir an önce iyileşirsin kuzum benim. Kıyamam. Bak ne diyeceğim, ben sana şimdi bir Sevda keki yaparım. Hiçbir şeyin kalmaz, hemen iyileşebilirsin. Oh, vallahi hayır demem. Anne kalem kutum gördün mü? Salondadır herhalde. Aa oğlum, ne bu halin? Benzin atmış senin. Dur bakayım. Şu portakal suyunu. Heh. Hepsini bitiriyorsun ama, tamam mı? Hadi. Emrem gel bakayım buraya. Gel. Ne yaptın oğlum? İlk beş ne zaman açıklanacak? Bugün antrenmanda açıklanacak baba. Hay maşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Dün de Kemal abinle çalıştın. İlk beştesin benim aslanım. İnşallah baba. Aferin benim koçuma. Basının tosunu. Alo. Buyurun. Tabii bekliyorum. Kimmiş? Sosyal hizmetlerden. Ecin için arıyorlar. Alo, merhabalar. Bugün mü geleceksiniz? Tamam, tamam, görüşmek üzere. İyi günler. Geliyorlar mı? Hmm, rutin kontrolleri. Bugün geleceklermiş. Hadi ben gideyim. Ama her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Yolunda, yolunda Sevdam. Ama işte şey, evi biraz toparlamam lazım. Ecin de Melahat ablaya bırakmıştım. Bir bakayım ne yaptılar. Ay, hay Allah ya, öyle de olmaz ki. Uf, bizim bir şekilde sana yardıma gelmemiz lazım. Ay yok Sevdam ya, hallederim ben Melahat ablayla. Zaten sen kendini anca yetiyorsun. Keki de sonra yerim artık. Uf, öyle de olmadı ki be. Aa o zaman şöyle yapalım. Ben keki yapayım, sana bir şekilde gönderirim. Yok. İstersen ben götürürüm abla. Zaten yürüyüşe çıkacağım. Aferin sana kız. O zaman tamam, sen götürürsün keki. Aman ne zahmet ettiniz ya. Neyse tamam, hadi gidiyorum ben. Tamam. Ya acıdı mı? İyiyim iyiyim iyiyim, tamam, bir şey yok, tamam. Hah canım. Oh. Hah gel canım, ben giydireyim. Hah. Ay Sevdam teşekkür ederim ya. Sok ayağına. Tamam. Sağ ol. Canım. Hadi dikkat et canım, hadi. Görüşürüz. Ben sana o çarşafı düzgün katla dedim. Dertop et demedim. Sultan Hanım. Sultan Hanım? Ömer Bey, ne oldu, düştünüz mü? Yok, yattım. Taşa mı? Sayılır. Sizin yastıkların taştan bir farkı yok.
yastıktan olmamıştır o Ömer Bey. Siz ters yatmışsınızdır. Ben her zamanki gibi yattım Sultan Hanım. Pardon, Dijan Hanım. Geceden beri kıpırdayamıyorum. Doktorumu arayacağım. Sonunda sakatladın adamı. Ben şimdi onu tedavi ederim Sultan Hanım. Buyurun. Doktoru aramanıza hiç gerek yok. Şimdi hastaneye gideceksiniz. İlaçtı, filmdi filan bir sürü iş. Bir de Kur'an derde kalacaksınız. Daha çok üşüteceksiniz. Ağrınız daha fazla olacak. Boşverin siz doktoru. Benim bildiğim çok iyi bir tarif var. Gerek yok efendim. Sağ olun. Ömer Beyciğim, şimdi kimyasallara, radyasyona filan ne gerek var? Anadolu'nun baharında yetişen bitkilerden ben size öyle bir merhem hazırlayacağım ki ağrınız şıp diye geçecek. Koca karı ilacı olmasın? Çok rica edeceğim Ömer Beyciğim. Herhalde büyüklerimizin, eskilerimizin bildiği bir durum vardır değil mi? Siz şimdi lütfen şöyle oturun. Oturun, 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 oturun. Ben şimdi geleneksel anam babam usulü bir terkip hazırlayacağım ve geleceğim. Biraz da bana versene boynum ağrıyı. Sultan Hanım zaten o terkibi siz hazırlayacaksınız. Kendinize de sürüverirsiniz. Ne? Kız ben öyle şey bilmeyeyim. Siz bilmeyeceksiniz. Kim bilir sizde ne cevherler vardır. Elleriniz nasıl marifetlidir. Yani gerçi bir kere bizim Osman'a hazırlamıştım ama kız o başka. Ömer Bey'in durumu başka. Niye başka olsun Sultan Hanım? Bakın yastık yüzünden adamı sakatladık. Şimdi gönlünü almam lazım değil mi? Yoksa bu ilişki biter. Yoksa siz bunun katili mi olmak istersiniz? Katil olmak istemeyeyim. O zaman yürü. Karı, ben çocukları okula bırakıyorum. Tamam kocam. Ben götürürüm onları okula. Ya anacığım sen hiç yorulma, hadi sen geç içeri hadi. Bak oğlum, sen bugünlerde şirketi çok boşladın. Çalışanlar patronlarını başlarında görmezlerse işi boşlarlar. Anladın mı? Hadi sen işine bakayım. Kainat Hanımcığım, hiç önemli değil. Orhan önce çocukları okula bırakır, oradan da işe gider. Ay, yani ben de bu kadına bir anne demeyi öğretemedim. Bak kızım, biz büyüklerimizin sözü üzerine söz söylemezdik. Ben bırakırım diyorsan bırakırım. Hadi sen de işinin başına. Hı? Sağ ol. Aa, bizi sen mi bırakacaksın babaanne? Tabii ya. Ne sandın sen beni? Hadi hadi bakayım. Düşün önüme. Düşün, 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 düşün. Yürü, 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 yürü. Aman Orhan. Bu kadın en son dışarı çıktığın zaman kaza olmuştu biliyorsun. Gözünü seveyim yani. Gözünü üstünden ayırma. Yani başkasının başına da bizim başımıza da bela açmasın. Tamam hayatım, tamam. Sen merak etme. Ben gözetirim, oldu mu? Tamam. Ah, Aysun, hayırdır? Sen nereye? Abla kek pişmedi mi daha? Beyza ablaya götüreceğim ya. Eski bir arkadaşım aradı. Sonrasında da onunla buluşacağım. Ha, tamam tamam pişti. Gel kutuya koyayım. Beyza ile arayı düzeltmişsin. Broşu nereden buldun? Pislik kocam her şeyi satmıştı da bir bu kalmıştı. Ben de gizlice aldım. Oh, iyi ki de yapmışım. Beyza abla için manevi değeri varmış. Niye bana hiç söylemedin? Utandım be abla. Sen o gün böyle herkesin içinde birden söyleyince iyice yerin dibine geçtim. Ah be kuzum. Ah be canım. Ya inan seni üzmek için söylememiştim. Ama biliyor musun? O kadar iyi hissediyorum ki, o kadar mutluyum ki. Her şey senin için daha güzel olacak bak. Görürsün. Hadi bakalım. Bir an önce hazırlayayım da sen de götür. Ah.
hissettin mi? Aşkım biz senin gibi hissedemeyiz ki. Ya o kadar güzel bir duygu ki. Tahmin edebiliyorum aşkım. Çek ben de bir bakayım ya. Burada. Dur hele. Aa! Ben hissettim. Sen de hissettin mi? Abi. Ya ben de bakayım o zaman. Nasıl hissediyorsunuz siz ya? Şunlara bak ya. Yani bugün ne halde bunların olur değil yani. Jasmin sen burada ne yapıyorsun? Aşkım Ceren ablanın bebekleri kıpırdadı da onu hissettiler. Beni çok duygulandı. Vay benim yeğenlerim ya. Gel gel Cenk. Seninkiler bir hareketli bir hareketli böyleler. Kızım, oğlum hadi artık bekliyoruz ya. Çabuk gelin. Aşkım böyle tekme attıkları zaman canın acımıyor değil mi? Hayır, çok iyi hissediyorum hatta. Maşallah ya, maşallah. Ama ben bir şey söyleyeyim, bunlar var ya kesin çok yaramaz olurlar. Ben değilim. Sen. Yandım. Ama ne olacak be? Umurda ne halde bunun umurda değil ya. Ama ne önemli şey yani. Nasıl oldum sormadı bile. Bu da olmadı ya. Ne yazacağım ben şimdi? Vallahi aferin anacığıma ya. Okulun yolunu bulabildi. Hay maşallah. İyi çalışmalar. Yaramazlık yapmayın tamam mı? Tamam tamam. Hadi babaanne. Sen git biz bundan sonrasını gideriz zaten. Görüşürüz babaanneciğim. Görüşürüz. Biz gideriz. Hayırdır Din? Yavran, Kainat Hanım'ın durumunda bir değişiklik var mı? Onu sormak için aramıştım. Vallahi şöyle şaşırtıcı bir şekilde çocukları okula getirebildi. Buldu burayı. Ya aslında kafası zehir gibi çalışıyor da bağlantılarda sorun var. Kadıncağız şas yapıyor. Ya bizi ailesi zannediyor. Sen ne yaptın? Var mı bir gelişme? Bu Hakan'la Seda ile ilgili bir şey bulabildin mi? Şimdilik yok. Ama ortak bir projede çalıştığımız için takibimdeler merak etme. Nilcim beni iş yerinden arıyorlar. Önemli bir telefon galiba. Ben yine seni arayacağım. Konuşuruz oldu mu? Tamam. Efendim? Kettle mı? Pardon, bir bakar mısınız? Buyurun, ne vardı baktım. Siz Emre'nin yakını mısınız? Torunum o benim. Öyle mi? Dün Emre'yle bir not gönderdim velisine. Verdi mi notu? Bir kaşık zeytinyağı. Sonra da zencefilden bir cimcik ha? Zencefil hangisiydi? Evet, bu buldum. Bundan bir cincik. Buldun mu? Koy. Koydum bir cincik. Güzel Hanım, iyi misiniz? Yok, ben soğudum. Ömer Bey, ben buradayım. Ay pardon. Her şey yolunda mı? Cılık gibi yolunda. Cılık? Cincik. Cincik dedim, cincikciğim. Sultan Hanımcığım, ahiret diyeyim. Bunları yapabilmem için bana her şeyi hazırladınız değil mi? Tamam, neyse. Size kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sultan Hanım, bir an önce şunu organize ederim. Vallahi bu adamın durumu gittikçe kötüleşiyor. Ha kız unuttum. Bir de kedi otundan bir cimcik olur ha. Ha işte bu kedi otunu bu şekilde böyle. Yeter gayet güzel. Karıştıralım. Kız bunun renginde bir şey var. Bakalım. Yok kız, kokusu da doğru gibi acı. Olmuştur. Ay çok güzel oldu. Bence bir garip kokuyor. İşte geleneksel ağrı kesicimiz. Bana boynunuza yedirerek sürün. Bakın ağrınız nasıl şıp diye kesilecek. Sürün.
Halısı? Halasının kuzusu. Aa! Hala ne takmış? Aa! Halısının güzeli. Toplarla da oynarmış. Ay! Ay! Halasının güzeli. Aa! Melahat abla. Aa, hadi bakayım. Ha, ne oldu kız? Hemen burayı toplamamız lazım. Aa! Ne oldu? Hayırdır? Ecim'in oyunu bitsin, toplarız beraber. Babasını yedireceğim. Sosyal hizmetlerden gelecekler. Bugün vaktimiz yok. Ne? Ya baksana. Her yerde ev çok dağılmış. Aa, tüh. Halledeceğiz. Sen şimdi Ecin'i alsana git. Ben buraları toparlarım. Aa, öyle olmaz kız. Sen tek kolla yapamazsın. Ben sana yardım ederim. Hayır. Tamam olur. Sen Ecin'i al git. Şimdi elektrik süpürgesi falan çalıştıracağım ben. Çocuk korkuyor. Toz olacak. Nefes alamaz o. Aman Allah korusun. Sen al git, ben halledeceğim. Tamam anladım. İyi tamam. Kız. Ay. Koş kızım. Heh. Aysun. Merhaba. Ablam keki hemen yaptı, size de gönderdi. Ay ne zahmet ettin ya. Olur mu canım, ne zahmeti. Buyurun. Ay. Ya çok özür dilerim. Ya. Kız ne oldu? Senin ne işin var burada Aysun? Ablam kek yapmıştı da, onu da ben düşürdüm şimdi. Neyse, ben hemen toplarım buraları. Zaten sen kolunu yorma abla. Yok, hiç gerek yok. Zaten ben tutamadım. Yok, benim yüzümden oldu. Böylesi içime sinmez. Gerçekten gerek yok. Aysun. Pardon. Tüh. Kız bana bak o zaman. Sen Beyza'ya yardım ediver. Ben de Ecrin'i götüreyim, ha? Tamam mı? Tamam Melahat abla. Aferin. İyi, güzel. Bak beğendim seni yani. Ablana benzemeye başladın. Böyle ol. İyice tertipleyin ha evi, düzgünce. Olur yaparız. Sen merak etme. Tamam. Ben Ecrin'i alayım. Evet hayatım, beni de aradılar zaten sosyal hizmetlerden. Biliyorum canım. Ben de o yüzden evi toparlıyorum şimdi. Tamam canım. Benim birkaç hastam var. İşim bitince gelirim, yardım ederim sana. Lütfen kolunu fazla yorma. Tamam, dikkat et. Tamam canım. Görüşürüz. Kolay gelsin. İyi, hadi temizleyiverin evi. Melahat abla da gitti Ecrin'le. Beyza abla ya. Hemen hallederiz. Ben bir süpürge tutarım. Bir de toz aldım mı bitti gitti. Hiç merak etme. Ecrin'in çok güzel ve çok temiz bir ailede yaşadığını görecekler. Tamam. Çok sağ ol Aysun. O zaman ben de ocağa bir sütlaç koyayım. Geçen gelen Nimet Hanım çok sevmişti. Sonra sana hemen yardıma gelirim, olur mu? Tamam. Bot mu dediniz siz? Bot değil, not. Not yazdım, gönderdim. Arkadaşıyla kavga etti Emre. Zor ayırdık. Botla mı dövmüş? Yok canım, olmaz öyle şey. Hanımefendi, kavga etti diyorum. Çekseydin kulağını hoca hanım. Gireydiniz araya. Ne mızmızlanıp duruyorsunuz canım? Aa! El kadar çocuğu zapt edemediniz değil mi? Yani bir de hoca olacaksınız. Eti sizin, kemiği bizim dedik. Eğitimde şiddet olmaz. Ne kemiği ne eti. Allah, bir de sesini yükseltiyor. Anlamıyorsunuz beni çünkü. Siz anlatamıyorsunuz siz. Bir de hoca olacaksınız. Sen benim torunum kim biliyor musun? Biliyorum tabii, Emre. Süleyman'ımın oğlu. Süleyman mı? Süleyman tabii ya. Emre'nin babasının adı Orhan ama. Hoca hanım, siz daha çocuğun babasının kim olduğunu bilmiyorsunuz. Sizin kafa nerede? Nerede? Ha? Anlaşıldı. Ben Emre'nin babasını okula çağıracağım. Ah, oldu. Koskoca şirket sahibi Süleyman sizin ayağınıza gelecek. Olmaz kızım, olmaz. Onun işleri çok. Şirket sahibi mi? Bir terslik var bu işte. Siz beni Emre'nin babasına götürebilir misiniz? Bak o oldu işte. Götürürüm. Tabii siz onun ayağına gideceksiniz Süleyman'ın. Hadi düş önüme bakayım. Düş. Tamam. Küçük bir işim var. Hemen geliyorum. Oldu. Hay Allah. Nerede bu kadın? Evin yolunu şaşırmasa bari.
Cenk. Geçmişim. Çocukluğum. Gençliğim. Ama olmayan geleceğim. Bu artık ikimizin de kabul etmesi gereken bir gerçek. Sen Jasmine'le bir yola girdin. Ben bu yolun engeli olamam. Olursam yaşayamam. Cenk, ne olur. Bir daha karşıma çıkma. Bu mektubu yazıyorum. Çünkü ne yazık ki gözlerine bakıp bir daha seninle bunları konuşmak istemiyorum. Üzüldüğünü görmek istemiyorum. Ben kalbimi gömdüm. Sen de. Şimdi senin önünde güzel bir yol var. Belli ki Jasmine seni çok seviyor. Kimseyi gözü görmeyecek kadar çok. Seninle benim aramdaki bağ ona bütün bu saçmalıkları yaptırıyor. İşte şimdi ben o bağı kesiyorum Cenk. Senin için, Jasmine için, kendim için, sizin mutlu olmanız için. Eminim ben aranızda olmadığım zaman siz çok daha mutlu olacaksınız. Önüne bak Cenk. Mutlu bir yuva kuracağız seninle. Eski günlerin hatırına, beni mutlu görmek istiyorsan sen de mutlu ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Mektubu okuduktan sonra lütfen karşıma çıkma. Bir şey sorma. Benimle bu konuyu konuşmaya çalışma. Son sözüm budur. Jasmine de sana bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Lütfen sen de benim kendi yoluma gitmeme izin ver. Çok eski dostun, Hayat. Bizim şirketin yeni yönetim kurulu. Kainat Hanım'ı çıkarttınız mı? Yani bir süreliğine evet. Ya malum kadının kafası gelip gidiyor. Ya koskoca şirketi ona emanet edecek değiliz. Sen bu işe neden girdin Seda? Daha yukarı çıkmak için. İnsan düşeceği yere çıkmamalı. Ay, buraya özlü söz dinlemeye gelmedim. Bizim şirketin yeni yapılanması bu şekilde. Bu iş o kadar kolay değil Seda. Sizinle anlaşmayı eski yönetimle yaptık. Eğer kanuna aykırı bir şey varsa yaptırım çok ağır olur. Haberin olsun. Hadi çıkmıyor musun? Bakın bir yanlış anlama var. Ben Emre'nin rehberlik öğretmeniyim. Emre'nin babasıyla görüşmem gerek. Anladım. Kendisi şu an bir toplantıda. Odasına buyurun, ben hemen çağırıp geliyorum. Sağ ol kızım. Şoför bey oğlumla aranız nasıl? Şoför bey oğlunuz? Kocalı diyorum yani. Ha evet, Kemal'i diyorsunuz. Kimi diyeceğim canım? Ama seni takdir ettim. Bak finans müdürü falan olmuşsun ama şoförle evlenmişsin. Küçük görmemişsin. Yok canım, olur mu öyle şey? Aferin sana. Alçak gönüllü kızım benim. Benim okula dönmem gerek. Orhan Bey'le hemen görüşebilirsem. Ay bu da tutturdu. Orhan. Kızım Süleyman. Ne biçim hocasın ya? İsimleri karıştırıyor bu daha. Peki Süleyman Bey'le. Siz odaya geçin, ben hemen geliyorum. Teşekkür ederim kızım. Oğlum çok yoğun benim, çok. Ama çocukların için her zaman vakti vardır Süleyman'ın. Selam Nilciğim, bir şey mi oldu ha? İnşallah bir çözüm bulmuşsundur. Onunla da ilgili haberlerim var ama acil buraya gelmen lazım.
Kainat Hanım geldi. Ne? Allah Allah, nasıl olur ya? Ya ben onu eve gitti zannediyorum. Yalnız değil mi? Banu Hanım mı? Evet, bildim. Emre'nin rehber öğretmeni. Tamam. Hemen geliyorum. Hadi. Evet. Şimdi o bölgeyi ısıtmamız gerekiyor. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Makinemizi prize taktık. Kız dün çatlar şey. Dur. Dünür dursana. Makinemizi o bölgeye doğru tutuyoruz. Kız bana bak. Bana niye kaşınıyor? Bilmem ben. Niye ki ne? Zeynep ilk çok mu attı sen? Sence filme. Sen de çal filmi dolay ol. Bir cimcik attım işte. Allah sen de çal baktın. Bana senin şu cimcik ne kadar oluyor, ne kadar attın bakayım. Ya ne bileyim ben işte bir çorba kaşığı koydum. Allah'ım dün ne yaptın kız? Ne yaptım ben? Kız bu adama bak, adama bak 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 bak. Sus lan, bu adama bir şeyler yapayım. Kız değişik. Yavrum, Ramazan yardımları için konuşuruz, olur mu? Tamam, konuşuruz Dürdane teyze. Pestiller çok güzeldi bu arada ya. Kesene bereket. Afiyet olsun. Gülbahar, ben çıkıyorum. İstersen seni de bırakayım. Yengeme hünnap kurusu alacağım. Yok, sağ ol Cenk. Ben arabayla geldim. Ya zaten ben de pestilleri yiyince ona gerek kalmadı aslında yani. Hiç alma istersen. Aa, olmaz. Canı çekti bir kere. Aynen öyle vallahi. Torunlarımın canı çekmiş ha yani. Yasemin, sen de bir şey istiyor musun kızım? Yok durdum mamacığım. Ben bir şey dinlenecek zaten. Hadi o zaman. Hadi güle güle. Allah'a emanet yavrum. Gülbahar, hayat nasıl? Çok iyi. Aradım, telefonumu açmadı da. O sana her şeyi anlattı zaten Cenk. Nasıl anlattı? Ay Cenk! Yavrum, kur temizlemeye götürecek elbiseler vardı. Bekle de getireyim, değil mi? Tamam anne, bekliyorum. Hadi görüşürüz. Ya kusura bakma. Yani ben telefonla konuşurken kadın kaç da göz arasında çıkmış ya. Yok, sorun değil de. Ya Orhan, bu iş böyle nereye kadar gidecek? Hiç sorma vallahi. Senin de vaktini alıyoruz. İnşallah bu son olur. Biz neyse de Kainat Hanım'ın kendisi için bir an önce iyileşmesi lazım. Baksana, şirket yönetiminden çıkartıyorlar kadını. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Ömer Bey şirkette değil. Ben bir gidip konuşacağım onunla. Ya Nil, gözünü seveyim, bir şey yap. Bize zaman kazandıracak. Bir dakikaya bile ihtiyacımız var. Yoksa bunlar bu kadının neyi var neyi yok alacaklar, ortada bırakacaklar kadını. Bakalım. Bir şey var aklımda ama inşallah yarar işe. Hadi inşallah canım. Hadi çalışalım. Orhan, ne yapıyorsun? Rol öncesi ses açıyorum. Sen işine bak. Aslanım, 100 kere söyledim ya. Anla artık. 50 koli değil yavrum, 100 koli. Her şeyden koy içine. Ha? Tamam, Ramazan'dan önce halledin ki yani bir işe yarasın, değil mi? Tamam, hadi. Hadi güzelce halledin, hadi. Ya öyle bir yoğunluk var ki nefes alamıyorum ya. Seda? Seda mı? Orhan Bey, ben Banu. Emre'nin rehberlik öğretmeniyim. Tanıdınız değil mi beni? Ay. Bu kadın taktı. Orhan. Kızım Süleyman. Koskoca şirket sahibi Süleyman. Siz pazarlamacı değil misiniz Orhan Bey?
kitlacı koydum. Aysun. Hani derler ya bebekler cennet gibi kokar diye. Onu merak ettim. Ece'nin kapının önüne bulduğumuzda da süt kokuyordu. Öyle mi? Nasıl bir insan bunu yapabilir? Küçücük yavrusunu bırakıp nasıl gidebilir? Vicdansızlık değil mi bu? Öyle tabii. Öyle savunmasız. Bir anneye öyle muhtaçtı ki. Nasıl kıyar insan evladına? Ya kötü niyetli kişilerin eline düşseydi? Ya. Peki annesiyle ilgili bir şeyler buldunuz mu? Yok, duymadık. Ne arayan ne soran oldu. Neyse, ben içerileri toplayayım. Benim de senin gibi bir kocam, bir evim olsaydı ben de bırakmazdım yavrumu. Hop. Bir eli balda, bir eli yağda hanımefendi mi? Bir de gelmiş bana annelik taslıyor. Hoca Hanım, hadi bakalım anlatın babasına. Emre'nin neyi varmış? Ne? Bir dakika. Ne olmuş Emre'ye? Bakın Emre son günlerde... Çık! Kim var orada? Ah ya Rabbi şükür. Kimse yok anacığım, ben hapşurdum. Orhan Bey neler oluyor? İş mi değiştirdiniz siz? Benim işlere girmeyelim. Onlar biraz karışık. Değişiklikler yani karışık. Da Emre'ye ne olmuş asıl, ben onu çok merak ettim yani. Emre son günlerde çok farklı davranıyor. Allah Allah, nasıl mesela? Sen şöyle çekil bakayım mesela. Yakaladım. Şey ben... Aa, Safinaz. Ne? Kızım, senin ne işin var burada? Ay aşkım, iyi ki geldin. Ne demek hayatım? Şu kainatanın meselesi bir çözülsün de Orhan da başını iyice belaya sokmasın. İnşallah. Allah'tan Ömer Bey şirkette değildi. Kainatanı görseydi ne yapardık bilmiyorum. Nil, ben de Emre için endişeleniyorum. Sorma, ben de. Kehanet Hanım işini halledelim de konuşuruz onu da. Boynumu daha rahat hareket ettirebiliyorum. Bu karışım bana iyi geldi galiba. İyi Ömer Bey. İyi demek işe yaramış. Kız bana bak, ne oldu adam? Ben ne bileyim, zerdeçal koydum ya işte ben. Ben sana zerdeçal mı dedim? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Kapı çalıyor. Ben bakayım. Aleyna'dır, okuldan gelme vakti. Aleyna ise ben de bakayım. Sultanım, Aleyna dedesini böyle görmemeli. Bittik. Ömer Bey kimse böyle görmemeli. Bırak başkasını, Ömer Bey kendisini bile görmemeli bence. Ama bunun sonu yok Dünür. Bırak açayım. Dur. Oy. Anacığım. Anne. Oğlum. Kızım. Teyzen anne. Damat. Anneciğim ne oluyor burada? Siz niye buradasınız? Ve niye aynı giyindiniz? Ya gelin. Sorular teker teker gelsin. Bu Nedret Hanım rahatsızlanmış. Biz de o işinden olmasın diye Ömer Bey'e yardım ediyoruz. Dünür. İkinci soruya cevap versen, hani niye biz birbirimize benziyik? Cevap, o sorunun cevabı yok. Aa, Safinaz. Aa, Süleyman. Safinaz'ı işe mi aldın? Yerleri mi sildiriyorsun kıza? Aa, yok canım ben lensi mi düşürmüşüm de. Ona şey yapıyordum. Ah Safinaz. Adı gibi saf, temiz, pırlanta gibi kız ayol. İyi etmişsin Süleyman bunu işe almakla. Tabii canım tabii. Çok temizdir. Hatta biz kendi aramızda pırlanta deriz ona.
Hayırsız anan nasıl? Bak, o anasına çekmemiş. Gelmiş Süleyman abisinin yanına. Yalnız benim çok az vaktim kaldı. Banu hocam, çok doğru diyorsunuz, çok haklısınız. Anacığım bak ne diyeceğim. Acaba sen bu Safinaz'ı alsan da dışarıda mı konuşsan ha? Ay bu çok güzel bir kız olmuş. Şu güzelliğe bak. Ay bunun anası pek çirkindi. Allah'tan sen ona çekmemişsin. Evlendin mi sen? Yok teyzeciğim, evlenmedim ben. Aa, neyse, ben sana birini bulurum, bulurum, bulurum. Bak, pastacıyla Aysun'un finans müdürüyle şoför. Bu kadın iyice kafayı yakmış. Sizin yüzünüzden çok geçirdi kadın. Düşünsene sana bile saf bir temiz diyor ya. Orhan Bey, ben gerçekten... Aa, şöyle yapalım. Siz konuşun. Ben Kainat teyzeciğimi eve götüreyim. Tamam hadi, götür bakayım hadi. Ay, hadi teyzeciğim. Güzel kızım, pek de hatırlı, pek de saygılı bir kız ya bu. Kadar kız. Aa! Buldum! Bizim Hasan'ın Hüda verdi var. O sana uyar uyar. Uyar uyar. Ben söylüyorsam zaten uyar. Buldum vallahi. Seda, bana bak. Direkt eve gidiyorsunuz, tamam mı? Bu kadının başına bir şey gelirse senin de başına hiç güzel şeyler gelmez. Bu kadının başına gelen gelmiş zaten. Ben daha ne getireyim? Evine götürürüm. Merak etme. Banu hocam, bu şahit olduğunuz saçma sapan durum için çok özür diliyorum. Açıklayacağım. Orhan Bey, ne oldu hiç anlamadım ama her ne oluyorsa Emre'yi çok etkiliyor. Emre hiç yapmayacağı şeyler yapıyor. Allah Allah, ne yapıyor mesela? En yakın arkadaşıyla bile kavga etti. Kavga mı etti? Tamam. Yani hurma hani. Ha ha, gördüm gördüm, tamam. O güllaçlı ne kız, o kadar çok değil mi? Ama anneciğim, Ramazan'da misafirimiz oluyor ya hep. Hem geçen sene aramıştık, bulamadık hiçbir yerde. Biliyorsun Tarık çok seviyor. Aman he, sadece Tarık seviyor. He. Vallahi ya. Yerim seni ben. Şey diyeceğim, zeytin nerede? Zeytin? Ay onu yazmamışım ya. Dur hemen yazayım. Yaz. Zeytin. Amcim ben çok daha iyi hissediyor kendimi. Kahve yapayım mı size? Yok yok. Olur mu? Ben yaparım, sen geç içeri. Olur mu canım? Ben yaparım. Kızımla oğlumla birlikte hazırlarız. Değil mi kızlarım? Hayır ya. Ne diyorlar? Dur bakayım. Tamam diyorlar. Ay kurban olurum size ben. Hadi. Bu yerde bir şey var, durmam ne bu, fatura mı? Hakikaten neymiş ki o? Bu Cenk ya da Tarık cebinden düşmüş olabilir, veririz. Ama ne ki bu, yani bir açsak baksak? Yok canım, olmaz. Gel hele. Anneciğim, siz şimdi bu sorunun cevabı yok dediniz ama ben merak ettim. Siz niye annemle aynı giyindiniz? Şeyden ötürü kurban oldum. Anneciğim, ne oluyor? Ya günlerdir evin içinde kayıpsın. Normalde yaptığın hiçbir şey de yapmıyorsun. Vegan kekler bile yok. Sanki yapsam yiyeceksiniz. Peki bu üstündekiler? Bu kıyafetlerin nedeni benim giydiğim kıyafetlerin vegan olmadığını çok acı bir şekilde öğrendim. Nasıl yani? Şöyle yani, benim giydiğim kıyafetler hayvanlar öldürülerek yapılıyormuş. Oysa bu kıyafetler pamuk, iplik. Bak güzel değil mi? Güzel. Hüseyin Hanım, her şey yolunda mı? Yolunda mı? Maşallah yolunda. Ömer Bey, hepimizi anlatmam gereken... Hayır, biz hallederiz. Siz gidin, gezin, gidin. Ya
Ya anneciğim buraya kadar zahmet etmişiz, biz hallederiz. Oğlum kurban olayım, şimdi olmaz. Şimdi değil oğlum. Benim bir konu hakkında görüşmem lazım. Ya Çekil, anneciğim ne oluyor ya, Allah Allah. Ne, siz mi geldiniz? Buyurun geçin içeri. Ömer Bey. Yok, Orhan da açmıyor. Allah'ım nerede bu kadın ya? Vallahi çıldıracağım. Ha. Ay Kainat Hanım ya, siz neredesiniz? Öldüm ben burada meraktan. Anne diyeceksin, anne. Ne diye merak ediyorsun? Oğlumun şirketine gittim. Sağ olsun, Safinaz kızım da beni buraya kadar getirdi. Safinaz mı? İyi, yakışmış. Kainat teyzeciğim, hadi siz içeri geçin, hadi. Sen de şirkete geri dön. İşinden gücünden kalma kızım. Tabii tabii, giderim. Aa, bak, o Hüda verdiği de bir soruşturacağım ben. Sen merak etme, o iş bende. Senin de yuvanı kuracağım. İnşallah, inşallah. Ne oluyor Seda? Ay ne olsun, ben şok. Kadın kafa tamamen gitmiş. Beni Safinaz diye biri sanıyor. Sen nerede buldun onu? Bana bak, bir şey mi yaptı yoksa? Ay, şey yapmadım Sevda ya, öf! Senin kocan istedi buraya getirmemi. Orhan mı? Hı hı, kocan. Artık detayları da ona sorarsın. Çıkmam lazım. Bye. Orhan ya, yine neler karıştırıyorsun? Kız gelin! Ay, geldim ya, geldim. Allah Allah Banu Hanım. Yani hiç kavga ettiğini falan bilmiyordum ben. Ben aslında Emre'yle size bir not gönderdim ama notu vermemiş sanırım size. Yok, not falan vermedim. Emre günlerdir yorgun ve bitkin görünüyor. Derslerde uyuyor, ödevlerini de yapmıyor. Arkadaşlarıyla kavga etmesi de son nokta oldu. Emre bambaşka biri oldu. Ama en önemlisi Emre çok mutsuz. Altını kapattım. Biraz soğusun. Ondan sonra fırına veririm. Bak vaktim varsa biraz bekle, fazla yaptım. Sana da veririm, eve götürürsün. Ya ben arkadaşımla buluşacağım. Başka zaman bakarım tadına artık. Eline sağlık. Asıl senin ellerine sağlık. Ya baksana her yer tertemiz olmuş. Umarım eve gittiğinde dinlenmeye fırsatın olur. Sevdalar kalabalık ya. Öyle mahcup oluyorum ki. Durumumu düzeltir düzeltmez bir iş bulup hemen bir eve çıkacağım. İnşallah istediğin gibi bir iş bulursun Aysun. Sağ ol. Ben süpürgeyi yerine bırakayım. Sağ ol. Başka bir şey yoksa ben çıkayım abla. Yok Aysun, sağ ol. Yani bu yaptıklarım bile o kadar kıymetli ki. Ya abla ya. Sana karşı öyle mahcubum ki. İnşallah görüşmeniz çok iyi geçer. İnşallah. Hoşça kalın. Ecrin'i de öpün benim yerime, olur mu? Öperim. Gülbahar. Cenk'in montunun cebine koydum mektubu. Görür inşallah. Görür görür, merak etme. Zaten o montu giyip çıktı. Ha bu arada seni sordu Cenk. Sen ne dedin? Zaten hayat her şeyi anlattı sana dedim.
Tam cebine bak diyecektim ki Dürdane teyze seslendi. Neyse. Çok sağ ol Gülbahar. Ne demek? Senin için her şeyi yaparım. Ama senden tek bir şey istiyorum artık. Bugüne kadar kendinden önce hep başkalarını düşündün. Artık biraz da kendini düşün. Ya başkalarını düşünmekten kendine sıra gelmiyor. Gelir Gülbahar'cığım, gelir. Cenk'i kendimden uzaklaştırayım da ondan sonrası daha kolay olacak. İnşallah canım. İnşallah. Buyurun, kahveler de geldi. Oy, senin eline kurban olurum. Afiyet olsun anneciğim. Teşekkür, el er sağlık Ceren ablacığım. Afiyet olsun. Aa, bu ne? Şurada buldum, senin mi? Yok canım, Tarık'ın ya da Cenk'indir herhalde. Yani açın bakın o zaman kimin bu? Aa, yok olmaz, izinsiz açamayız. Ben çorbayı yapayım. Oy, ben seni verene kurban olurum, şu katimere bak katimere. Oy, kurban olurum sana. Durun mamacığım ama ya önemli bir işse? Yok yavrum yok. Ne önemli olacak? Yok, önemli değildir. Yani ama bu mektup ya şeyse mesela ödemesi gereken bir şeyse bir tane avukat gönderdi belki bunu. Kız bizim avukatla ne işimiz olacak? Yani durun mamacığım belki şöyle bir şey olabilir. Mesela sen böyle bir tane fatura ödemek unutuyorsun. Sonra bir baktın senin maaşa el koydular, maaş gitti bitti. Aa, Allah korusun ya. Kimse benim maaşıma, çocuklarımın maaşına da el koymasın. Hayır. Yok. Tabii. Yani tabii önemli bir şey de değildir. Zaten onlar da gelince bakarlar zaten. Ben bir lavabo gideyim durun mamacığım. Çocukluğum, gençliğim, her şeyim. Sen benim en büyük aşkımsın.